Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Faruk Sincar. Bugün sizlerle beraber gündeme bomba gibi düşen WhatsApp sözleşmesi hakkında konuşacağız. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi 2 gün önce sabah uyandığınızda telefonunuza baktınız ve size bir bildirim geldi. Sözleşmeyi kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Tabii biz de okumadan kabul ediyoruz dedik. Ben de o kişilerin arasındayım. Direkt okumadan kabul ettim. Önemli bir şey olduğunu sanmadım ama çok önemli bir sözleşmeymiş ve demeyerek kabul etmiş oldum. Facebook şirketi yeni bir kullanıcı sözleşmesi hazırladı ve o kullanıcı sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcı 8 Şubat itibariyle WhatsApp kullanamayacağını resmen açıkladı. İlk öncelikle arkadaşlar, WhatsApp sözleşmesi nedir ondan bahsedelim. Arkadaşlar, WhatsApp sözleşmesi sizin WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla konuştuğunuz, konuşmalarınızda içeren neyi sevip sevmediğiniz, hesap bilgileriniz, mesajlarınız, bağlantılarınız, hangi Wi-Fi'ye bağlısınız, hangi Bluetooth cihaza bağlısınız, ödeme işlemleriniz, ödeme geçmişiniz ve konum bilgileriniz paylaşılacak. Hangi partiye oy verdiğiniz, hangi marka kıyafet giydiniz veya en son neye baktınız, WhatsApp üzerinden ne konuştunuz arkadaşınızla, hangi üründen bahsettiniz gibi birden fazla verinizi toplayıp paylaşabilecek üçüncü parti şirketlerle. Arkadaşlar, bunlarla beraber, yani şöyle söyleyeyim, tuttuğunuz partiye kadar bildikleri için diyelim A partisine oy veriyorsunuz ama size B partisiyle ilgili reklam verecek veya farklı bir gofret seviyorsunuz. Gofret, A gofret firmasını seviyorsanız B firması gofret verirse ilk önce size reklam gelecek gibi kişileştirilmiş reklam düzeni gibi bir şey yani. Bunları kimlerle paylaşabilecek? Facebook şirketine ait üçüncü parti şirketlerle paylaşılabilecek. Bunlarla beraber iCloud ve Google Drive şirketlere de dahil arkadaşlar. Bu şirketlerle de paylaşılacak. Gerektiğinde emniyet güçlerine, onunla beraber taciz ve spam gibi olaylarda da paylaşılabilecek ilgili mercilerle. Ve arkadaşlar, bu konuştuğumuz olayların çoğu uzun zamandır yapılıyor. Sadece Facebook şirketi WhatsApp'taki alacağı verileri sadece yasallaştırmak istiyor. Herhangi bir dava açılamaz gibi bir hal almaya başlıyor diyor. Ve arkadaşlar, geçmiş döneme baktığımız zaman Mark Zuckerberg'ün Amerika'da yargılandığını hatırlayabiliriz. Kısacası arkadaşlar, WhatsApp'taki neyi sevip sevmediğinizi, ne hakkında konuştuğunuzu, hangi partiye oy vereceğinizi, hangi partiye oy vermeyeceğinizi, bütün ıvınınızı zıvınınızı neyi sevip neyi sevmediğinizi alacak, datalayacak ve satabilecek kısacası. Bütün bilgileriniz depolanıp taklanacak ve arkadaşlar, Mark Zuckerberg bütün bu şeylere kefil olduğunu söylüyor. Ve bu arada toplanan verilerin ve kime verilip verilmeyeceği, seçileceği ve bu verilerin nerelerde kullanıldığı takip edileceğini söyledi. WhatsApp kullanmak istiyorsanız 8 Şubat'tan önce telefonunuza gelecek olan bildirim ile sözleşmeyi kabul etmeniz gerekiyor. Sözleşmeyi kabul etmediğiniz takdirde WhatsApp'ı 8 Şubat'tan sonra maalesef kullanamayacaksınız. Ve arkadaşlar, panik içerisinde girmeye gerek yok. Zaten yıllardır yaşadığımız şeyler yani, sadece yasal değildi. Artık yasal oldu. İsterseniz verinizi paylaşacak yani. Arkadaşlar, bu arada söylediğimiz yani veri paylaşma sözleşmesi Avrupa ülkelerinde geçerli olmayacak. 8 Şubat'tan sonra istemiyorsanız silebilirsiniz veya sözleşmeyi reddederek kullanmaya devam edebilirsiniz ama 8 Şubat'tan sonra WhatsApp kullanamayacaksınız. Reddettiğiniz zaman WhatsApp servisleri sizin için sonlanacak. Evet arkadaşlar, bu videoda WhatsApp sözleşmesinden bahsettik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın ve bu arada sizin kişisel tercihleriniz arkadaşlar. WhatsApp sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygulamayı silecek misiniz yoksa kullanmaya devam edeceksiniz? Görüşlerinizi yorum kısmına bırakmanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.